Sevgili arkadaşlarım, hoş geldiniz. Bugün hız problemlerinde 58. dersimizdeyiz. Daha doğrusu hız problemlerinin 4. dersindeyiz. Ama TYT kursumuzun 58. dersine gelmiş bulunuyoruz. Yavaş yavaş problemleri bitireceğiz arkadaşlarım. Ardından nasipse AYT kursuna da başlayacağız. Duyurusunu da ben size en kısa zamanda yapacağım. Şimdi intromuzu nasıl? Beğendiniz mi intromuzu? Buradan intromuzu hazırlayan Cemre arkadaşımıza çok teşekkür ederiz. Bize böyle derslerimizden faydalandığı için küçük bir hediye vermek istemiş. Elinden geldiğince bunu tasarlamış. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir diyoruz. Şimdi artık dersimize geçebiliriz arkadaşlarım. Şimdi bugün ne anlatacağım sizlere? Bugün şöyle biraz büyütelim bunu isterseniz. Zıt yönlü hareket arkadaşlarım. Normalde biz zıt yönlü ve aynı yönlü hareketleri yaptık ama bunu bir çember etrafında yapacağız. Bakalım buralarda başımıza neler gelecek, karşımıza neler çıkacak. Şimdi arkadaşlarım, herhangi bir çembersel bir pist üzerinde aynı yönden harekete başlayan iki tane hareketli olsun ve bunlar da zıt yönlerde hareket etsinler. Şimdi zıt yönlerde hareket ettikten sonra bunlar illaki bir yerlerde karşılaşacaklar. Örneğin burada bir B noktasında karşılaşsın demişiz biz bunlara. Yapacağımız hareket nedir? Yapacağımız hareket yine bunları, bu araçları, artık kişileri neyse sürdürmek. Şimdi yani hareket ettirmek. T saatte bu buradan buraya geldi arkadaşlarım. V1 çarpı T kadar bir ne aldı? Yol aldı. Bu da T saatten buradan buraya kadar geldi. Bu da V2 çarpı T kadar yol aldı. Şimdi buradaki AB yoluyla buradan gittiğim zamanki AB yolunun toplamı çemberin çevresini veriyor. O zaman yani pistin çevresini veriyor diyelim. V1T artı V2T hızların toplamı çarpı T diyebiliriz. Bunu zaten biz doğrusal bir yolda da aynısını yapmış mıydık? Yapmıştık. Çembersel yolda herhangi bir farkımız yok. Şimdi aynı yönlü hareket olursa mesela buradan hareket eden iki tane hareketli. Tabi burada birbirlerinden hızları farklı olsun gibi yakalama olayı söz konusu olsun. Şimdi hızları birbirinden farklı ve V1 V2'den büyük diye yazılmış buraya ki bir formül geliştirebilelim diye. Şimdi arkadaşlarım, V1 ve V2 kilometre olan iki hareketli dairesel bir pistin A noktasından aynı anda aynı yönde hareket ettiklerinde T saat sonra ilk kez tekrar yan yana gelmiş olsunlar. Yani aslında birisi diğerinden hızlı gidiyor ya. Şimdi nasıl yan yana gelecek bunlar? Mantıken hızlı olan yavaş olan tur bindirecek. Bu da pistin çevresi bu sefer de hızları farkı kadar olacak. Bunu da yine doğrusal bir yol olarak düşünebilirsiniz. Yani aslında V2'lik bir vatandaş atıyorum şuralarda olurken mesela V1'lik vatandaş buralarda olacak ki pistin çevresini aradaki hızların, doğrusal olarak da düşündüğümüz zaman aradaki hızların farkı çarpı zaman olarak yazabiliriz. Çünkü niye? Mesela düz bir yol olarak düşünelim. Tekrar bunun bir ispatını yapalım. Şimdi burada karşılaşsınlar. Daha doğrusu arkadaki öndekine burada yetişsin. Şimdi burası neydi? V1 çarpı T kadarlık bir mesafeydi. Burası da V2 çarpı T kadarlık bir mesafeydi. Bize burasını istiyor. Burası da arkadaşlarım V1T'den V2T'yi çıkararak bulduğumuz zaten belli bir şey. T parantezine aldığımız zaman bunu yapabiliriz. Şimdi yine her zaman olduğu gibi biz bu formülleri kullanacak mıyız? Çok da fazla formülleri kullanmayacağız. Ama formülleri kullanacaksak bile nereden geldiğini gösterdiğimiz için İçimiz rahattır. Hemen bir sorumuzla basit bir uygulama yapmaya çalışalım. Şimdi dairesel bir pistin üzerine bulunan A noktasından hızları saatte 3 km ve 4 km olan iki hareketle aynı anda zıt yönde hareket ediyor. Bunu çizelim arkadaşım. Yani problemleri genellikle şöyle çizmek çok faydalı oluyor. Mesela buradan A noktasından aynı anda zıt yönde hareket ediyor. Mesela buradan buraya 4 ile gelsin bu. Bu da buradan buraya 3 ile gelsin. Sonra 42 kilometre olduğuna göre bu iki hareketli ilk kez kaç saat sonra karşılaşırlar? Şimdi mesela şuralarda bir yerlerde karşılaşsınlar. Çünkü dörtlük gelecek adam, orta nokta şurası olduğunu kabul edersen buralarda bir yerlere gelecekler. Ne kadar zaman sürsünler arkadaşlarım? T kadar bir zaman sürsünler hocam. Eyvallah, güzelsiniz. İyisiniz, hoşsunuz. T kadar bu buradan buraya kadar geldi. Şimdi 3T'lik bir yol aldı bu vatandaş. Bu vatandaş da 4T'lik bir yol aldı mı? Aldı. Bütün yol 42 mi? Evet, 42. Buradan 7T ne yaptı? 42 yaptı. O zaman T ne? 6. Anlamını araştır. 6 dakika sonra bunlar karşılaşacaklar. 6 dakika sonra arkadaşlarım bu 3 kere 6'dan 18 yapacak. Bu da 4 kere 6'dan 24 metre yol olacak. Bunu da bulmuş oldum. Aslında ilk kez kaç saat sonra karşılaşırlar dedi? 6 saat dedim. İkinci kez deseydi arkadaşlarım artık dörtlük bu tarafa gidiyor. Diğeri bu tarafa gidiyor. Bir 6 daha döneceklerdi. 12. Üçüncü kez 18. 10. kez 6 çarpı 10. Bu soru için. Tamam mı? Yani bu taslak, bu hikaye için böyle. Geldim hemen alt tarafa. Bak adam koymuş bak buraya. Ne güzel. Adam olduğu zaman yeni nesil olmuyor tabii ki de. Hemen aynı şeyleri yapmaya çalışalım. Yani aynı şey yapacaksak bilmiyorum. Dairesel bir pistte A noktasından hızları dakikada 5V ve 7V olan iki hareketle aynı anda aynı yönde harekete başladıktan 5 dakika sonra karşılaşıyorlar. Arkadaşlarım 7V 5 dakika sürdür bunu, gelsin buraya kadar. 5 kere 7 35 olduğu için burasının 35V olduğunu çok rahat bulabilirim. Buradan buraya gelsin, 5 kere 5 de 25 olduğu için 25V de burayı diyebilirim. 35V'lik bir yol aldı, 25V'lik bir yol aldı, etti bana 60V'lik bir yol arkadaşlarım. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ha, 60V ne? Bu çevre değil mi? Bu pistin çevresi. Ben neyi buldum? Sadece pistin çevresini buldum. Devam. Hızı 65V olan hareketli karşılaşmadan kaç dakika sonra A noktasına ulaşır? Hızı 5V olan hareketli. Şu arkadaşlarım 5V böyle gidiyor. Buradan buraya kaç dakikada gelecek? 35V'yi ben 5V'ye böldüğüm zaman 7 dakikada oradan oraya gidecekmiş. Bak işin mantığını yaptığım zaman sorulabilecek bütün sorulara cevap verebiliyorum. Ama formülle gittiğim zaman sadece formülün sonucunda çıkan sayıyı buluyorum. Yani diğerlerine uyarlama yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirim ama problem bu, şakaya gelmez. Ciddi olmak lazım. Tamam, hepsini tane tane yazmak lazım. Şimdiki hızları farkı 12 kilometre bölü saat olan iki hareketi dairesel bir pistin etrafında bulunan A noktasına aynı anda aynı yöne doğru harekete başladıklarında 24 saat sonra 4. kez yan yana geliyorlar. Bu dairesel pistin çevresi kaç kilometredir? Şimdi gençler, şimdi bak şuradan şöyle bir yapalım. Şimdi buradan A noktasından bunlar başlıyorlar değil mi? Hızları farkı 12. Yani bir tanesi V1 hızıyla gidiyor. Bir tanesi de V2 hızıyla gidiyor. Şimdi biz buradan V1'i V2'den büyük alalım. Ki hızları farkı 12 yazacak ya. V1 eksi V2'yi biz 12 yazalım. Fark dediğimiz zaman işler karışır. Kimin büyük kimin küçük olduğu önemli. Şimdi aynı yöne doğru harekete başladıklarında 24 saat sonra 4. kez yan yana geliyorlar. Şimdi bak. Bunlar bir kez yan yana geldiler. Tamam mı? Biri birine tur bindirmiş oldu. Aslında yine aynı yönde gitmiş oluyorlar. Şimdi mesela birinci kez yan yana gelselerdi ne olacaktı? Ona bir bakalım. Onda nasıl bulabiliriz? Şimdi 24 saat sonra 4. kez yan yana geliyorlarsa demek ki arkadaşlarım 24 bölü 4'ten de 6 saat sonra ilk kez karşı karşıya gelmişler ya da yan yana gelmişler, birbirini kovalıyor ya. Şimdi biz normalde ne yapmıştık? Düz pistte de olsa, dairesel pistte de olsa aynı yönde gittikleri zaman birisi diğerine ne zaman yetişir? Tur bindirerek demiştik bunu. Hızları farkı kadar ve zamanla çarpıldığı kadar. Hızları farkı 12 ve ilk yetişmesine 6 saat sonra dediğimiz için 12 çarpı alttan da 72 kaçtır? Kilometredir bu pistin çevresi diyebiliriz. Sadece buradaki olay 24 bölü 4'ten 6 saati bir turlamayı, daha doğrusu ilk yakalamayı 6 saat sonra yaptığını görmek. Tamam. Hallettik mi? Gel bakalım buna. Bir dairesel pistte iki hareketli aynı anda zıt yönde hareket ederlerse 15 saat sonra karşılaşıyorlar. Şimdi ilk önce şu cümleden bir şey anlamamız lazım. Şimdi aynı anda zıt yönde. Şimdi birisi böyle gidiyor arkadaşlarım. Bir tanesi böyle gidiyor. 15 saat sonra karşılaşıyorlar. Şimdi buradan giden V1 hızlı olsun. Buradan giden V2 hızlı olsun. Şuralarda bir yerlere karşılaşsınlar. Bilmiyorum kimin hızı büyük, kimin hızı küçük. Onu bilmiyorum. 15 saat sürdürdüğüm zaman bu 15V1 kadar olacak. Bu da 15 saat sürdürdüğüm zaman 15V2 kadar olacak. Bu bana neyi verecek? Pistin çevresini. Pistin çevresi 15 parantezinde V1 artı V2'de direkt de yazabilirdin. Hiç sıkıntı değil. Eğer bu hareketler aynı noktadan aynı anda aynı yönde hareket etselerdi ilk kez 25 saat sonra yan yana geleceklerdi. Yani örneğin biz V2'yi de buraya aldığımız zaman diyor ki 25 saat sonra, yani birbirini geçtikten sonra 25 saat sonra en yakın yakalayabilecekmiş. Şimdi burada fark olacağı için hangisi büyük hangisi küçük bilmediğim için ben burada ne yapayım arkadaşlarım? V1 V2'den büyük alayım. Sıkıntı yok değil mi? Şimdi aynı çevre biraz önceki yorumlarımızdan hareketle 25 parantezinde V1 eksi V2 olacak. Çevre aynı çevre. Değişen bir şey yok. O zaman 15 parantezinde V1 artı V2. Artık bunu dağıtabilirim arkadaşlarım. 15 V1 artı 15 V2 yazabilirim. Eşittir. Bunu da 25 V1 eksi 25 V2 yazabilirim. Şimdi ne yapalım? 25'i buraya gönderelim. 15 daha 40 mı yaptı? 40 tane V2 eşittir. Bunu buraya gönderdim. 10 tane V1 mi yaptı? Tamam. Yani bir ilişki bulduk burada. Şunları gönderdim. Yani hareketin hızının kaç katıdır? Yani aslında V1 bölü V2'yi soruyor arkadaşlarım. 4 bölü 1'den de 4. Hızlı olan hareketli, yavaş olan hareketlinin 4 katıymış. Aslında hep aynı şey çerçevesinde gidiyoruz ama soru çeşitliliği oluyor. Mesela siz de çözmeye çalışabilirsiniz. Şimdi bunu bir çözmeye çalışabilirsiniz ya da ilk önce bir dinleyebilirsiniz. Çünkü biraz farklı bir soru. Tamam. Yani diğerlerine nazaran farklı bir soru. Şimdi yukarıdaki O merkezi çember şeklindeki pist üzerindeki A ve B noktalarında bulunan iki hareketlinin hızları sırasıyla 20 ve 30 metre bölü saniyedir. İyi. Bu hareketle birbirlerine doğru hareket edince ilk kez 4 saniye sonra karşılaşıyorlar. Şimdi arkadaşlarım 20 böyle geliyor değil mi? 30 da böyle geliyor. Şimdi 4 saniye sonra 4 saniye sürdür arkadaşlarım bunu. 4 kere 30'dan burası 120 yaptı. 4 kere 20'den de burası 80 yaptı. Şimdi burası komple ne yaptı? 200 yaptı. Şimdi tabi burada çember bilgisi de lazım ama mantık yani çıkarabilirsin. Bu 4'te bir çemberdir. Çember bilgisine bile gerek yok aslında. Şöyle burası 200 ise bunların da zaten 200 olduğunu söylemek en doğal hakkımız. Doğru mu? Yani aslında burada neyi buldun sen? Çemberin çevresinin 800 olduğunu buldun. Sıkıntı var mı? Yok. Tamam. Sonra bu iki hareketli birbirlerine doğru hareket edince ilk kez 4 saniye sonra karşılaşıyorlar. Şimdi bak gençler. Şimdi burada iyi bir hareket edelim. Şimdi 4 saniye sonra karşılaşıyorlar. Aslında biri birine yetişiyor demek istiyor. Değil mi? Bu iki hareketli birbirlerine doğru hareket edince ilk kez 4 saniye sonra karşılaşıyorlar. Aynı yönde hareket ederlerse onu okuduk. Onu dedik değil mi? Bunu dedik. Birbirlerine doğru hareket ediyorlarsa 4 saniye kullandık. Tamam. Bu iki hareketli aynı yönde hareket ederlerse ilk kez kaç dakika sonra yan yana gelirler. Şimdi bak. Burayı bir temizleyeceğim. Bak burayı iyi dinle arkadaşım. Şimdi burayı iyi dinle. Şimdi bu 20'lik adam tay buradan gidiyor. Bu 30'luk adam da tay gidiyor buradan. Şimdi acaba kaç saat sonra 30'luk adam 20'lik adama yetişebilir? Şimdi bak. Öyle olacak değil mi? Bak düz bir zemine bak. Düz bir yola bak doğru. Şuradan 30'luk gidiyor. Buradan da 20'lik gidiyor. Şimdi 30'luk 20'nin önünde değil mi? Önünde olduğu için buna tur bindirecek. Değil mi? Aslında 20'lik 30'luğun arkasında. Yani aslında benim baz alacağım yol neresi olacak? Şurası olacak bak. Çünkü bir yetişme olacak ya. Yani bir şekilde yan yana gelebilmeleri için 30'luk 20'liğe yetişecek. Aynı düz yolda da 30'luğun 20'liğe yetişebilmesi için 30'luğun arkada olması lazım. 20'nin önde olması lazım. Şimdi sen bu yolu baz alırsan 20'lik arkada da 30'luk önde. Olmaz. Olmaz. O zaman sen ne yapacaksın? Sen geleceksin. Bu yolu baz alacaksın. Bak şu yolu. Şu güzergahta gidecekler. Şimdi bak bir hesabımızı kitabımızı yapalım. Ondan sonra ne demek istediğimi anlayacaksın. Şimdi burası kaç arkadaşlarım? Burası 600. Doğru mu? Doğru. Şimdi kaç dakika sonra yan yana gelirler diyor. Tamam. Şimdi 600'lük yol. Hızları farkı olduğunu ispatını yaptık mı? Yaptık. Burada belli mi? Belli. 30'dan 20'ye çıkarsam 10 mu? Evet. 10 çarpı t kadar sürede. Yani t nedir arkadaşlarım? 60 dakika. Değil mi? Bunlar neydi? Bunlar saniyeyle geliyorlar. Tamam. T eşittir 60 dakika. Daha doğrusu 60 saniye özür dilerim. 60 saniyede 1 dakika mı? Evet. 1 dakika. Şimdi gel bakalım ne demek istiyorum. Bak şimdi. Soruyu çözüp böyle formülü bu falan filan demek yok arkadaşlarım. 1 dakika sürdürsen bu vatandaşı. 1 dakika sürdür kardeşim. 1 dakika sürünce yani 60 saniye sürünce ne kadar yol alacak bu? 30 çarpı 60'tan 1800'lük bir yol alacak değil mi? Güzel. Şimdi bu ne yol alacak? Bunu da 1 dakika yani 60'lık sürdürdüğüm zaman 20 çarpı 60'tan bu da 1200'lük yol alacak. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu 1800'lük yol alıyor. 800 ya bunun çevresi. Bir kez turladı 800 oldu. Yani bir kez B noktasına geldi 800 oldu. Bir daha geldi bir daha 800 oldu. 1600 yaptı. 1800 varması için 200 daha gitmesi lazım. 200'de neresi arkadaşım? Bak burası. Yani B'den hareket eden adamın geldiği yer burası. Gel bakalım şimdi doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum anlaşalım. 1200. Bu vatandaş bir kez turladı. Buraya geldi 800. Bak. 1200 yapması için bir daha gelecek arkadaşım. Ne kadar gelecek? 400 gelecek. Çünkü 800 geldi ya. 400 daha gelince 1200 olacak. Bak tam da burada. Süper bir şey ya. Vallahi süper bir şey. O zaman neye dikkat ediyorsun sen? Böyle biri bir noktadan başladığı zaman hareket ettireceksen hızlının arkada olması lazım. Tamam mı? Bak ileriki sorulara dikkat et bak. Hızlının arkada olması lazım ki hızlı yavaşa yaklaşabilsin. Ona yetişebilsin. Tamam mı? Hoş mu? Hoş değil mi? Geçiyorum valla. Geldim buna. Şimdi çevresi 750 metre. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Bunları boş boşuna bölmemiştir arkadaşlarım. Noktaları uzaklar birbirine eşittir. O zaman 750'yi 5'e böldüm. 150 mi? Buralara 150, 150, 150 iliştir. Bunları yaz. Yaz zararı olmaz bunların sana. 150'yi yazdın. Lan yazsana. Heh. 150'yi yazdım. Tamam. Sonra birbirlerine eşittir. 15 ve 25 metre olan iki araç A ve B konuda aynı anda birbirlerine zıt yönde hareket ediyorlar falan filan. İkinci kez karşılaşırlar. Bak şimdi ilk kez bir karşılaştır bu vatandaşları. Şimdi arkadaşlarım 15'te bu buradan geliyor. 25'te buradan geliyor. Bu 15 T'lik bir yol aldı. Bu da 25 T'lik bir yol aldı. Toparladın kaç T'lik? 40 T'lik bir yol aldın. Eşittir ne kadar oldu? 150, 450 mi? 450. Doğru mu? Doğru. Şimdi ikinci kez kaç dakika sonra ikinci kez karşılaşırlar? Ya buralarda bir yerlere geldiler işte. Hadi salla gitsin. Buralara bir yerlere geldi. Buraya gelmedi de yani şuralara bir yerlere geldi. Tamam. Çünkü tam çıkmadı burası. 45 bölü 4 falan çıktı. Neyse. Şimdi buralara bir yerlere geldi diyelim. 15'lik böyle geliyor. 25'te böyle geliyor. Şimdi bunlar ne yapıyor? Zıt yönde gidiyorlar değil mi? Karşılaştılar. Artık zıt yönde bir tanesi 25 TL'lik yol aldı. Diğeri 15 TL'lik yol aldı. Toparladım bunları. 40 TL'lik bir yol aldı. 40 TL'lik bir yol aldı. 40 TL'lik bir yol arkadaşlarım ne kadar yapıyor? Kaç? 750 metre. 750 metre. Değil mi? Çünkü böyle bir tanesi yol alıyor. Bir zıt yönlerde gidiyorlar ya. 750 metre. Bunları gönderdim. Ne geldi? İkinci kez karşılaşırlar. Bu araçlar kaç dakika sonra ikinci kez karşılaşırlar? He, tamam. Şu önemliymiş. Bak buradan da gelmedi ya. Şimdi 45 bölü 4'te birinci kez. Değil mi? Artı 75 bölü 4'te de ikinci, yani baştan beri aslında sorduğu şey o. Burası ne yaptı arkadaşlarım? 120 bölü 4 yaptı. Toparladım. 30 dakika sonra artık bunların dediği şey olacak. Yani birinciyi de karşılaşıyor. O karşılaştıktan sonra 75 bölü 4 dakika değil mi? Dakika sonra daha. O kadar da süre harcıyor. Toparladım artık 30 dakika yapıyor. Aslında burada benim anladığım karşılaştıktan sonra kaç dakika sonra gibi anladım ama alakası yok. Adam direkt net olarak sormuş. Kaç dakika sonra ikinci kez karşılaşırlar? Bu şekilde yaptım. Tamam. Yani yapın. İlk karşılaşma, ikinci karşılaşma, bir şeyler. Gel bakalım. Bak dikkat et. Bu bundan önceki soru değil, ondan önceki soruyla alakalı bir şey. Şimdi şekilde çevresi 300 kilometre olan O merkezi dairesel pistin falan filan. Şimdi ilk önce bu 60'ı boş yere vermemiştir. Demiştir ki sen buraya 60 derece x birim düşüyorsan geri kalan 300 derece kaç düşmen lazım? 5x birim. Çünkü 5'te biri. Derecelerle aynı zaten. Şimdi buradan 6x'in ne olmasını istiyor senden? 300 olmasını istiyor. X'in de 50 olmasını istiyor. Yani kardeşim diyor bana burayı 50 bulacaksın diyor. Öyle olmaz diyor. Burasını da 250 bulacaksın. Bak topladığın zaman zaten 300 yapıyor. Şimdi B noktasından saatteki hızları sırasıyla 45 ve 50 olan iki araç aynı anda aynı yöne doğru harekete başlıyorlar. Buna göre kaç saat sonra hızlı olan araç yavaş olan araca 3. kez yetişir. Bak şimdi arkadaşım. Bak şimdi. Bak bakıyorsun değil mi bak. Şimdi ilk önce bu yavaş bu yolu baz alırsam ben bunun arkasında. Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil. Yani yetişemez ki. O zaman 50 arkada 45 önde. Yani şu yolu baz alacağım. İlk önce bir karşılaştıracağım. Yani ilk önce 50'yi 45'e bir yakalattıracağım. Nasıl yakalattıracağım? Eldeki yol ne kadar? 250 kadar. Aynı yönde gittikleri zaman ne yapıyordum? Farkları 5 çarpı t. İspatını yaptıysam kullanabilirim. Kullanmayacağım dedim ama dayanamadım. Hadi kullanayım artık. 5t 250. 50 saat. Şimdi bu ne? Bu 50 saat sonra yakalıyor bunu. Tamam bak bunu yakalıyor. Nerelerde yakalıyor? Buralarda bir yerlere yakalıyor. Bilmiyorum şimdi nerede yakalıyor. Burada yakaladığını varsayalım. Tamam mı? Şöyle gidiyor. 45'i yakalıyor. 50 de arkasından gidiyor. Artık aynı yerde oldukları için bir kez daha turladıkları zaman 300'ü baz alacağım. Değil mi? Çünkü aynı yerler artık 300'ü baz aldım. Arasındaki fark kaç bunların? 300 eşittir 5 çarpı t. Yani ikinci t aslında t1 diyeyim buna. İkinci t1'de kaç yaptı arkadaşlar? 60 yaptı. Şimdi üçüncü diyor birinciyi hallettim, ikinciyi hallettim. Artık hep aynı anda olacakları için üçüncüde de artık 300 eşittir 5 çarpı t2 diyelim ona. Hatta o da t1 olacak. Bu da nedir? Bu da 60'tır. Toparladığım zaman 120 burada, 70 de burada. 170 saat sonra o ölme işlemi ölme. Ne yapacakmış? Üçüncü kez yetişecekmiş. Aslında bir öncekinin değil, ondan öncekinin aynısı. Tamam. Şimdi bu farklı. Vallahi bak bu farklı. Buna geldim şimdi. Şekildeki O merkezi dairesel pistin A ve B noktalarındaki iki araç aynı anda aynı yönde hareket ettikten 25 dakika sonra 5. kez hızlı olan araç yavaş olan aracı yakaladığına göre pistin çevresi kaç metredir? Şimdi arkadaşlarım ilk önce bir birinci kez yakalasın da 5'i geçtik. Tamam, ilk önce bir birinci kez yakalasın. Şimdi bak dikkat et. Ben buraya x diyeyim arkadaşlarım. Buraya 5x diyeyim. Tamam mı? Şimdi 60'a şurası 300 ya. 1'e 5 oran olduğu için buraya x dedim. Buraya 5x dedim. Şimdi bak. Böyle gidiyorlar ya bak. Hızlı olan arkada mı? Arkada değil mi? Yani aslında uygun. Şuradan 12'lik gidiyor. Şuradan 8'lik gidiyor. Hangi yolu alacağım? Bu böyle gideceği için x'lik yolu alacağım. Dikkat. Bak dikkat. Ne diyor? 25 dakika sonra yetişiyor diyor. Şimdi ilk yetişmeleri bunların farkları kaç arkadaşlarım? He dur 25 dakika sonra 5. kez hızlı olan araç yavaş olan aracı yakaladığına göre. He dur 5. kez 25 dakika sonra dur. Olmadı. Şimdi ilk önce t dakika sonra x'lik gitsin arkadaşım. Aralarındaki fark kaç? 4 değil mi? T dakika sonra ne yaptı bu? Bunu yakalayacak. İlla buralarda bir yerlerde yakalayacak kız. Sıkıştıracak bunu buralarda bir yerlerde. Ne kadarlık yolda yapacak bunu? X'lik yolda yapacak. Sıkıntı var mı? Yok. Sonra gelecek artık 4. kez diyor. Şimdi burada yakaladığı zaman kimi baz alacağım ben? Kimi baz alacağım? Baz alacağım mesafe 5x. Şimdi 5x'i baz alacağım. Tamam alayım. 5x'i baz alayım. Ama 5. kez hızlı olan araç diyor. Şimdi bir kezini burada hallettim. Geriye kaldı 4 kez. Şimdi ne kadar süre kaldı? 25 eksi t kadar süre kaldı. Ve hepsini de yani 4 kezin hepsini de aynı mesafede mi alacak? Yani daha doğrusu aynı sürede mi alacak? Evet. Çünkü döndü dolaştı yakaladı aynı yere geldi. Buraya gelmedi gerçi başka yerlere geldi. Döndü dolaştı aynı süre. Döndü dolaştı aynı süre. Kaç kez? 4 kez. Çünkü bir tanesini burada kullandım. O zaman buraya ne yapacağım ben? 25 eksi t bölü 4 kadar sürede aralarındaki fark kaç bunların? Aralarındaki fark yine 4. Bunu yaptım. Tamam mı? Şunlar gitti. Şimdi buradan 4t'yi ben x buldum. Ben gelip burada x gördüğüm yere 4t yazabilirim. 25 eksi t eşittir. Şuraya 4t yazsam arkadaşlarım ne yapacak? 20t yapacak. Değil mi? X'e 4t yazsam. Demek ki 21t 25 yapacak. Yapacak da elde kaldı galiba bu. Elimizde patlayacak bu. Şimdi bir yerde bir sıkıntı yaptım ben. Bu çıkmadı. 25 eşittir 21t falan oldu. Benim kafa gitti. Olmadı. Bu olmadı. Şimdi bir yerde bir sıkıntı yaptım. Şimdi bu doğru. Bu mantık doğru. 25 eksi t çarpı 4 tane. Yani 5x değil ki arkadaşlarım. 6x. Çünkü bütün çemberi turlayacak ya. Burası 6x olacak. Aman Allah'ım. Niye böyle bir şeyler yapıyorum? O zaman 25 eksi t eşittir. Şu 4t. X'ine 4t yazayım. 24t oldu. Bak şimdi düzeldi bak. O zaman 25 eşittir 25t. O zaman t eşittir 1. Yani burada aynana giriyorlar ya. O zaman bütün çemberin artık pistin çevresini alıyorum. Ben buraya 5x yazmışım. Yanlış yazmışım. Ne diyor? Pistin çevresi kaçtır? Şimdi ben burada t yerine 1 yazacağım. Değil mi? Ama 1 ne şimdi? 25 dakika. Şimdi buradaki 25 eksi t. Dur bakayım. 25 dakika ama bunlar saniyeyle geliyorlar aslında. Tamam mı? Bunlar saniyeyle geliyor. Aslında t dediğim benim 60 saniye arkadaşlar. Dikkat edelim. Tamam 60 saniye. Ben ne yarıyorum arkadaşlarım? T gördüğüm yere ben 60 saniye yazarsam 4 kere 6 24 yaptı burası. 240 yaptı. 6 tanesini istediğim için 6 ile çarpayım şunu. 6 kere 4 24. Elde var 2. 12 değil mi? 14. Bir de burada 0 var. 1440 ile bunu da halletmiş oldum. Şurada ufacık bir pürüzümüz çıkıyordu. O da cevap bulamadığımız için bizi yanlış yaptığımızı anlattı. Hemen ne yaptık? Yanlışımızdan döndük. Tamam mı? Şimdi bak dairesellerde direkt formül verip geçmiyoruz. Bak 3 tane daha sorun var burada. 3 tane daha soruyu bir halledelim bakalım sizlerle. Hadi buyurun. Şimdi AB çaplı dairesel bir pistin uzunluğu 240 metre. Tamam. Hemen ben bunları 120'leri iliştireyim şöyle. Hızları dakikada 15 ve 25 olan iki hareketli A ve B noktalarının aynı anda harekete başlıyorlar. Şimdi bir tanesi 15 sırasıyla herhalde bunlar. Bu da 25 mi? Evet. Buna göre hızlı giden hareketli diğerine kaç dakika sonra 39. kez yetişir. Vay arkadaş dur bakalım. Şimdi ilk bir kez bir yetiştirelim de 39 bir kalsın arkadaşlarım. Şimdi bak şöyle gidiyor ya, bu da böyle gidiyor. 25 15'in arkasında olduğu için bir yerlerde kıstıracak bunu. Nasıl kıstıracak? Aralarında 120 metrelik bir yol var. Kaç? 25 15 aralarındaki fark 10 çarpı t. T eşittir 12 arkadaşlarım. Şimdi 12 dakika sonra bu vatandaş bunu yetişti. İstersen nerede yetiştiğini de söyleyebiliriz. Şimdi 25 çarpı 12 kaç yapar? 250, 300 mü yapar? 300 yapacaksa 240 bir döndü. Şuraya geldi. Değil mi? 240, 60 doğru. 300 buraya geldi. Diğeri de 12 dakika dönsün arkadaşlarım. 15 çarpı 12, 150, 180 dönecek değil mi? 120 buraya, 180 buraya. Bak x de bak buraya geldi. Tamam mı? Şimdi ikisi de aynı yönde gidiyorlar mı? 15 ve 25. Böyle gidiyorlar değil mi bunlar? Tamam. Kaç dakika sonra? 39. kez yetişir. Şimdi bir kez. Geriye kaldı 38 tane. Çünkü bir kez yetiştirdim bunları. Tamam mı? Şimdi biz bir tanesini bulursak aslında aynı yere geldiler ya. Diğerlerinin hepsi de aynısı olacak. Şimdi pistimizin çevresi ne kadar? 240 kadar. Doğru mu? Doğru. Aralarındaki farklar ne kadar? 10 kadar. Çarpı T1 kadarlık bir süre var. Bunlar gitti. O zaman T1'im ne oldu arkadaşlarım? Şöyle yazayım. T1'im eşittir 24 oldu. Şimdi 24 ne? Bunların artık ikinci kez yetişmeleri. Şimdi bunu birinci kez olarak saydığım için bu da ikinci kez olacak. Şimdi bu 24'ten kaç defa turlayacak gençler bunlar? 38 defa turlayacak. Yani 38 tane 24 dakikalık yapacak. O zaman ben 38 ile 24'ü bir çarpıştırayım bakalım. 4 kere 8 32 elde var. 3 değil mi? 12 15, 2 kere 8, 16 elde var. 1, 2 kere 3, 6. Bir de elde 7. 2 çıkmayacak herhalde var ya, korkuyorum ha. 2, şurası 1, değil mi? Şurası 8. Ve 7, 8, 9. O 9. Tamam. 12, bak bu 912, 38 tanesini döndü. Bir de 12 burada var arkadaşlarım. 924. Vallahi çok şükür. Çıktı. Çıkmayabilirdi. Yandık. Zikri hocam yine elde kaldı soru diyebilirdin ama çıktı. Yapacak bir şey yok. Şimdi ne diyor burada? Kenar uzunluğu 200 metre olan kare biçimindeki bir pistin birbirine en uzak olan iki köşesinden. Şimdi bir kez bir şeyler yazmış ama ben şunu bir çizeyim arkadaşlar. Birbirine en uzak dediği yer şurası. Yani diyor ki sen Allah kareye bak. Şurasına A diyelim, şurasına B diyelim, şurasına C diyelim, şurasına da D diyelim. Tamam mı? Şimdi 200 metre kenar uzunluğu 200 metre diyor. Aman diyeyim şöyle 200 metre yazayım. Ben bir an çevresi diye okudum. Bir pistin birbirine en uzak olan iki köşesinden hızları 80 ve 20 olan iki hareketle aynı anda birbirine doğru hareket ediyorlar. Yani şurası ve şurası ya da burası ve burası. Şimdi aynı anda gelsinler. 20 gelsin arkadaşlarım. Şu da neyle gelecek? 80 ile gelecek. Gel kardeşim sen de. Kaç saniye sonra 37. kez karşılaşırlar? Şimdi ilk önce bir karşılaştıralım arkadaşlarım bunu. Şimdi kaç saniye gidecekler? Aralarındaki mesafe ne kadar? Kaç kadar? 200, 400 kadar. 80T buradan gitti. 20T buradan gitti. Toparladım. 100T. Kaç karşılayacak bunları? 400 karşılayacak. 4'ler, 0'lar falan gitti. T eşittir 4. T eşittir 4 ne demek? Yani bunu 4 saat mi bu? Saniye sürdürdüğüm zaman 320 yaptı. Bunda 4 saniye sürdüğüm zaman 80 yaptı. Aslında şurada böyle karşılaştılar. Yani burası 80, burası da 120. Çok mühim mi nerede karşılaştılar? Çok mühim değil. Şimdi bu birinci kez karşılaşma. Şimdi geriye kaldı 36. kez. Artık dip dibe vardıkları için bunlar ve zıt yönde gittikleri için bir turlamayı kaç saniyede yapacaklarını bulabilirim. Kaç saniye yapacaklar arkadaşlarım? Zıt yönde gidiyorlar. Bir tanesi 20 TL'lik bir mesafe aldı. Diğerisi de şöyle bir 80 TL'lik mesafe aldı. Zıt yön olduğu için toplamam gerektiğini artık biliyorum. Ve 800'ü olacağını biliyorum değil mi? Şimdi 100 T 800. O zaman T ne yaptı? 8 yaptı. Bu 8 nedir arkadaşlarım? Artık şu ilkinden sonraki ilk karşılaşma süreleri. Yani ikinci sefer 8 saat sonra karşılaşıyorlar. 4 de burada 12 saat sonra aslında. Tamam mı? Şimdi bu 8'den kaç tane lazım bana? 36 tane lazım. O zaman 36 ile 8'i çarpıyorum. 6 kere 8 48. Elde var 4. 24. 28 yaptı. Bu 36 kez yaptıkları şey. Bir de başta 4 vardı. 4 de eklesem arkadaşlarım 292 mi oluyor? Öyle bir şeyler varsa var. Yoksa yapacak bir şey yok. Tamam mıyız? Oluyor mu? Bak yapıyorum ama oluyor değil mi? Hadi bakalım. Kare biçimindeki bir pistin bir kenar uzunluğu 30 metredir. İyi. Biz yine karemizi şuralara bir iliştirelim arkadaşlarım. Şöyle kareyi çizelim. Bir kenar uzunluğu 30'muş. Tamam. Yani elimden geldiği kadar farklı farklı soru sormaya ve çözmeye çalışıyorum. Böyle böyle gelişiyor zaten. Hızları saniyede 20 metre ve 25 metre olan iki hareketli pistin en uzak köşelerinden birbirine doğru harekete başlıyorlar. Tamam, buradan başlasınlar yine. Bir tanesi 20 arkadaşlarım. Bir tanesi de 25. Tamam. Bu hareketliler 20 saniyede en çok kaç karşılaşma gerçekleşirler? He, Allah dur bakayım bu ne? Şimdi ilk önce bir birinci karşılaşmayı yapalım da 20 saniye bir bakalım. Şimdi arkadaşlarım birbirlerine doğru geliyorlar. 25 buradan, 20 buradan. 45 kadarlık bir hız var. T sürede ne kadar yol alacaklar? 60 mı? Şimdi ilki kaç? 60 bölü 45. 15'e bölsem 4 olacak. 15'e bölsem 3 mü olacak? 3 olacak. Şimdi ilki bu arkadaşlarım. Sonra bu birinci karşılaşma. Tamam mı? 4 bölü 3 saniye kadar. Şimdi bir tanesi nasıl yapacak? Böyle gidecek. Bir tanesi böyle gidecek. Yine hızları toplamı 45T olduğu için ve bu pistin çevresi kadar artık kaç? 30 kere 4 120 mi? Hatta 30 çarpı 4 yazalım. 15'e bölelim 2 olsun. 15'e bölelim 3 olsun. T eşittir arkadaşlarım 8 bölü 3 oldu. Şimdi 8 bölü 3 bu da ikinci karşılaşma. Üçüncü karşılaşma yine 8 bölü 3 saniye sonra. Dördüncüsü yine aynı şekilde. Ne diyor? En çok kaç karşılaşma gerçekleşebilir? Şimdi şu 4 bölü 3'ü bir düşünelim arkadaşlarım. 20 eksi 4 bölü 3. Eşittir. 64 düştüm. 57 mi? Şimdi 57 bölü 3'ten acaba kaç tane bu kadar var? Şimdi ben 8 kere 8 64 desem olmaz. 8 kere 7 56 desem 56 bölü 3 saniye lazım. 57 bölü 3 saniye yetiyor mu 56 bölü 3 saniye? Evet yetiyor. 7 defa burada aldım arkadaşlarım. Bir defa da başta aldım. Toparladım 8 defa. Sayılar rasyonel. Rasyonelle alakalı iş yapmamızı istiyor aslında. Yaptık. Tamam mıyız? Hadi bakalım. Bugünlük benden bu kadar. Bu çembersel hareketli. Bir sonraki dersimde ne yapacağım? Nehir problemleriyle ortalama hızı yapacağım. Ortalama hızda yine ezbere yaptığınız bir sürü şeyi Zikri hocanız yine size mantığını anlatarak aktaracak. Haydi bakalım. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. 59. derste buradayız arkadaşlarım. Bu problemler öyle veya böyle hallolacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.